Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, integralde alan bulmayla devam ediyoruz konumuza kaldığımız yerden. Üçüncü videomuz bu integralin ve sevgili gençler son video olacak. Şimdi arkadaşlarım, belirli integral, önce belirsiz integrali, daha sonrasında belirli integrali, şimdi de integralde alan bulmayı öğreneceğiz. Belirsiz integrali öğrendik. Orada değişken değiştirme yöntemini öğrendik. Sevgili gençler, polinomların integralini alabilmeyi öğrendik. Daha sonra geçtik belirli integrale. Belirli integralin amacı nedir? Amacı aslına bakarsanız sevgili gençler, işte bunun sebebiydi. Amaç da buydu sevgili gençler. İntegralde alan bulmaydı. Şimdi aslına baktığınız zaman her bulduğunuz belirli integralin cevabı Kartezyen koordinat sisteminde bir alan belirtiyor bize. Hocam, bazı integrallerin sonucu, belirli integrallerin sonucu negatif çıkıyordu. Onlar da mı bize alan bulduruyor? Negatif alan olabilir mi diye sorduğunuz takdirde ise onun da cevabı var. Tabii ki arkadaşlar, onlar da alan belirtiyor. Sadece ama sadece bu alanın x ekseninin altında kaldığını bulabiliyoruz bu sayede. Anlaştık mı? Şimdi gelin isterseniz şöyle konumuza bir başlangıç yapalım. Bu belirli integralin alanla nasıl bir ilişkisi varmış onu bir öğrenelim. AB kapalı aralığında bir f fonksiyonumuz olsun. Bu f fonksiyonu sıfırdan büyük veya eşit olan bir fonksiyon olmak üzere f eğrisi ile x eksen arasında kalan bölgenin alanını sevgili gençler bakınız. Burada şunlarla sınırlamışız arkadaşlar. Bu x eksenine dik doğrularla sınırlamışız. A'dan B'ye kadar olan bölgede, A'dan B'ye kadar olan bölgede f'in altında kalan ama x ekseninin de üzerinde olan dediği için aslında f(x)'ten sıfırı çıkarıyoruz. Sıfırı çıkarmak derken, yani kitaplarda falan da öyle değil mi? Direkt f(x) dx yapmıyor muyuz hocam? Sıfır çıkarma nereden geldi? Ya tamam, sıfır çıkardığında da bir şey değişmiyor ama o sıfır çıkarma niye? Bunu anlarsak daha iyi olur. Neden biliyor musunuz? Çünkü sevgili gençler, burada gördüğümüz x eksenimiz bizim aslına bakarsanız sadece x ekseni değil. Bu x ekseni dediğimiz şey sevgili gençler aslında y eşittir 0 doğrusu ya da y eşittir 0 fonksiyonu da diyebiliriz. Dolayısıyla biz burada f(x)'in altında ve başka bir fonksiyonun üzerinde kalan alanı bulabilmek için, ki o fonksiyon şu an x ekseni yani y eşittir 0 fonksiyonu sevgili gençler. f(x)'ten yani y eşittir f(x)'ten y eşittir 0 fonksiyonunu çıkardıktan sonra istenilen aralıkta alanı bulmaya yarıyor. Tabii konu x ekseni olunca da ve x ekseninin isminde y eşittir 0 doğrusu ya da y eşittir 0 fonksiyonu olduğu için de burada sıfırı çıkardığımızı genellikle anlatmıyoruz. O halde sevgili gençler, alanın nasıl bulunması gerektiği anlaşıldı. Peki, eğer bu bulacağımız alan x ekseninin altındaysa ne oluyor? Hiçbir şey fark etmiyor. Yine sen A'dan B'ye kadar bir fonksiyon hesaplıyorsun ve bu sefer y eşittir 0 fonksiyonunun altında ve f(x)'in üzerinde kaldığı için bu alan aslında sen sıfırdan f(x)'i çıkarıyorsun bu sefer ve eksi f(x) gibi bir sonuç buluyorsun. Yani sen fonksiyonun eksilisinin integralini aldığın için de burada bir eksi var. Onu da sakın unutmuyorsun. Tamam. Yani aslına bakarsan kitaplarda ne yazıyor? Nasıl anlatıyoruz? A'dan B'ye kadar f(x) dx'i hesaplayacaksın. X ekseninin altında kaldığı için negatif olduğundan ve alan negatif olamayacağı için bunu da eksiyle çarpacaksın diyoruz da, konu tamam eyvallah, bu bize doğruyu bulduruyor, fakat konu aslında o değil. Konu bu. Y eşittir sıfırdan y eşittir f(x)'i çıkardığımız için eksi f(x)'in integralini hesaplıyoruz sevgili gençler. Bunu da aklının bir köşesine yaz ki konunun mantığını kolay bir şekilde kavramana faydası olsun. Şimdi sağ üst tarafa geçtik. Eğer ki ben x eşittir f(y) fonksiyonuyla y ekseni arasında kalan alanı hesaplamaya çalışıyorsam ne yapacağım? Basit. Y ekseninin sağ tarafında kalıyorsa, yani sen x eşittir f(y)'den x eşittir 0 doğrusudur değil mi? Y ekseni demek x eşittir 0 doğrusu demek.
O halde ne yapıyorsun? X eşittir fy'den x eşittir 0'ı çıkarıyorsun. Ve y ekseninin sağ tarafındaysa bu alan tabii ki pozitif değeri bulduğun için hiç eksilisiyle meksilisiyle uğraşmıyorsun. Tabii nereden nereye? A'dan B'ye yine. Y ekseninin solunda kaldıysa da bu sefer sevgili gençler ne yapıyoruz? Y eşittir pardon x eşittir 0'dan x eşittir fy'yi çıkardığımız için eksi fy'nin integralini alıyoruz A'dan B'ye kadar. Ha şöyle bir durum var. Bu y ekseniyle fonksiyonun x eşittir fy fonksiyonunun arasında kalan alan genelde ÖSYM tarafından tercih edilmiyor. Ama yine de bilmende fayda var. Tek fark y eşittir fx yerine x eşittir fy fonksiyonunu kullanıyorsunuz. Umarım anlaşılmıştır. Devam edelim bir diğer sayfamızda. Sorumuza bakalım. A1 dediği yer bakın şurası 11 birim kare ve A2 de yani şurası 8 birim kare olduğuna göre denilmiş. Eksi 3'ten yani şuradan şu noktadan bu noktaya kadar yani 3'e kadar sevgili gençler fx dx integrali soruluyor. Bakın integral soruluyor. Alan sorulmuyor. Bu ifade bize daima alan verir diye bir söz kullanmadık şimdiye kadar. Eksi 3'ten 3'e kadar integral soruluyor. Eğer ki ben bunu eksi 3'ten 0'a ve 0'dan 3'e kadar hesaplayacak olursam eksi 3'ten 0'a kadar hesapladığımız sonucu 10 olacakken 0'dan 3'e kadar hesapladığımız sonucu tabii ki eksi 8 olacaktır. Çünkü burası 8 birim kareydi ve x ekseninin altındaydı. O halde sevgili gençler bizim bu integralimizin sonucu 10 artı eksi 8'den 2'dir diyeceğiz. Birim kare diye bir söz kullanmayacağız. İntegral soruluyordu sonuç olarak. Alan sorulmuş olsaydı cevaba 10 artı 8'den 18'dir diyecektik. Alanı sorabilmesi için de hocam integral biçiminde vermiş ama alan sorulduğu da söyleniyor. O nasıl olacak derseniz de alanı sormak isteseydi bunu mutlak değer içine alması gerekiyordu. Neden mutlak değer için alacaktı? Çünkü sevgili gençler mutlak değerini alırsak biz bu fonksiyonun x ekseninin altında kalan kısmı biz x ekseninin üzerine doğru yansıtacaktık ve burası da 8 olacaktı. Ve artık bu mutlak değerli fonksiyonun integralini hesapladığınızda bu da x ekseninin üzerinde kaldığında 10 artı 8 eşittir 18 birim kare benim alanımdır diyecektik. Umarım anlaşılmıştır. Devam edelim. F fonksiyonunun grafiği verilmiş bize. Bakınız burası 10 birim kare, bakın burası 4 birim kare, burası da 8 birim kare olarak verilmiş ve bana bu sorulmuş. Yani eksi 5'ten şuradan 3'e kadar yani sevgili gençler 3 dediği bakalım şurasına sevgili gençler 3 diyelim. Tamam kusura bakmayın yanlış yazmışız. 3'e kadar fx artı 2x dx. Şimdi ben bunu eksi 5'ten 3'e kadar fx dx ve artı eksi 5'ten 3'e kadar 2x dx olarak bir yazayım bakalım. Nasıl sonuçlar doğuracak? Şimdi arkadaşlarım eksi 5'ten 3'e kadar fx dx demek ne demek? Önce onu bulalım. Eksi 5'ten 3'e kadar fx dx 10 artı 8 eksi 4 demek. 10 artı 8 eksi 4 demek. Yani 14 demek. Demek ki burası 14'müş. Şu kısmın tamamı 14. Peki şimdi şuraya bakalım. Eksi 5'ten 3'e kadar 2x dx ne demek? Arkadaşlarım 2x'in integrali x karedir. Sen bunu eksi 5'ten 3'e kadar yazarsan 3'ün karesi 9 eksi eksi 5'in karesi 25. 9'dan 25'i çıkardın ve eksi 16 buldun burayı da. Eksi 16 ya da 14 eklersen cevabın eksi 2 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Anlaştık? 113. sayfamızın sağ üst tarafındayız. Ve bu şekilde birim karelere ayrılmış bir kartezyen koordinat sistemi verilmiş bu sefer. Diyor ki fx fonksiyonunun grafiği de verilmiş. Bu turuncu grafikte f'in grafiği sevgili gençler. Buna göre diye sorulmuş. 1'den 10'a kadar fx dx nedir? Bakın 1'den 10'a kadar fx dx sorulmuş. Yani aslına bakarsanız şu İşaretlediğim alan sorulmuş. Burada gösterilen kapalı bölgenin alanı bize soruluyor. 1'den 10'a kadar dediği için. Şimdi ben burada alanı nasıl bulacağım? Şöyle yaparım. Şurada bir dik üçgen kaldığını görüyorsunuz. Burada bir dikdörtgen kaldı. Daha sonrasında şurada bir dikdörtgen var yine. Burada bir dik üçgen. Ve sevgili gençler burada da bir dik yamuk var. Hatta şöyle yaparsak dik üçgen ve bir dikdörtgen var diyebiliriz.
Buradaki dikdörtgenimizin alanı 1 çarpı 4'ten 4. Buradaki dikdörtgenin alanı da 4 ve buradaki dikdörtgenin alanı 5. Burası da 2 çarpı 3'ten 6. Şimdi gelelim üçgenlere. 2 çarpı 3 bölü 2'den 3 gelir. 2 çarpı 5 bölü 2'den 5 gelir. Ve 4 çarpı 4 bölü 2'den 8 gelir. İşte bunları toplayacağız. 8, 4 daha 12, 22, 28, 31 ve 35. Demek ki bizim cevabımız eşittir 35 diyeceğiz. Bakın integral almadık. Ve ÖSYM'nin tercih ettiği sorularda genelde bu yönde. İntegral almadan sana fonksiyonun grafiğini vererek bu şekilde yorum yapmanı ister. Ha bazen integralde almanı rica eder senden ÖSYM. Fakat dediğim gibi çok ağır integraller olmaz bunlar. Bana güvenebilirsin. Devam edelim. Yukarıda f fonksiyonunun grafiği verilmiş bize. A 8 birim kareymiş. Bakın burası 8'miş. Ve B de 10 birim kareymiş. Pekala. Buna göre denilmiş. Eksi 5'ten 7'ye kadar. Eksi 5 sevgili gençler bakın şurası. Şöyle yapalım. Eksi 5 burası. 7 de burası. Mutlak değerini almış. Mutlak değerini aldığı takdirde bu şekilde çevirmemiz gerektiğini ve buranın 10 olacağını söylemiştik. 10 ile 8'i toplarsanız tabii ki burası 18 gelecektir. Ve artı demiş. Artı. Eksi 5'ten 7'ye kadar normal fx dx. Bak bu alan değil. Buradaki alan ama buradaki alan değil. O halde eksi 5'ten 7'ye kadar fx dx'i nasıl bulacağız? Şurası 8'di. X ekseninin altında kaldığı için burayı ben eksi 10 olarak hesaplayacağım. Ve burası da 8 eksi 10'dan eksi 2 olacak sevgili gençler. Ve bu ikisini topla demiş. 18'de eksi 2'nin toplamı bize 16'yı verir. Ve cevabımız da 16 olur diyeceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlarım iki eğri arasında kalan alan aslına bakarsanız yukarı kısımda iki önceki sayfada ben size bunu anlattım. İki eğrinin arasında kalan alanı nasıl bulacağız? Şu şekilde şurası çarpı değil virgül. F g'den büyük veya eşit olmak üzere fx ile gx fonksiyonlarının arasında kalan kapalı bölgenin alanı a olsun diyoruz. Bu a'nın alanını üstte kalan fonksiyon f altta kalan fonksiyon g olduğu için f'den g'yi çıkarıyorsunuz. Fonksiyonların kurallarını birbirinden çıkarıyorsunuz ve a'dan b'ye kadar yani kesişme noktalarından itibaren integralini alıyorsunuz. Sınır olarak a'yı ve b'yi yani kesiştikleri noktaları kabul ediyorsunuz. Üste kalan fonksiyondan altta kalan fonksiyonu çıkarıyorsunuz. Peki altta kalandan üste kalanı çıkarsak varsayalım ki işlem hatası yaptık veya dikkat hatası yaptık ve gözümüzden kaçtı. Sıkıntı yok. Cevap 35 ise sen eksi 35 bulursun. Sonra dersin ki he tamam alan negatif olamaz. Demek ki ben yanlış çıkardım. Cevap 35'tir o halde diyeceksin. Yani çok da büyük bir kaybın olmuyor. Not. Verilen fonksiyonların kesim noktalarını bulmak için ne yapıyoruz? Fonksiyonun kuralını yani fonksiyonları buraya yazın. Fonksiyonları birbirine eşitliyoruz arkadaşlar ve kök buluyoruz. Eşitleyip kök buluyoruz yazalım buraya. Tabii ikinci dereceden bir fonksiyon gelir. Genelde kök buluyoruz. Ve sevgili gençler iki tane de birbirinden farklı kökü olur. Yani deltası da sıfırdan büyük olur. Tamam. Şimdi burada kısa bir yoldan bahsetmek istiyorum. Eğer bir parabolle parabolün arasında kalan bir alan varsa, bir parabolle doğrunun arasında kalan alan varsa ve bu alan bize soruluyorsa sevgili gençler, parabolle parabolü ya da parabolle doğruyu parabolle sevgili gençler doğruyu doğru denklemini birbirine eşitliyorsunuz. Sonra hepsini bir tarafa topluyorsunuz. Hepsini bir tarafa topladıktan sonra elinizde ikinci dereceden bir denklem kalıyor. Ve bu ikinci dereceden denklemi de sıfıra eşitliyorsunuz. Daha sonrasında kök falan bulmuyorsunuz. Deltasını hesaplıyorsunuz arkadaşlarım. İntegral hesaplamadan, integral almadan alan bulduracağız. Delta neydi? B kare eksi 4ac'ydi. Bunu bulduktan sonra diyor, alan formülümüz şu olacak. Alan delta kök delta bölü 6a kare olacak sevgili gençler. A dediğimiz şey ne? İkinci dereceden denklem demiştik ya. Ax kare artı bx artı c eşittir sıfırdaki a'dan bahsediyoruz. Bu a'nın kendisidir arkadaşlar.
Ve alan olarak da delta kök delta bölü 6 a kareyi unutmamanızı tavsiye ediyorum. İşlemlerinizi bayağı bir kısaltacaktır ve integral alırken hani bazen işlem hatası yapabiliyoruz. O işlem hatalarını minimuma indirecektir. Çünkü şunu hesaplayıp burada yerine yazmak çok daha basittir. Bunu da sakın unutmayın. Pekala. İkinci dereceden denklemlerin deltasının olduğunu da unutmayın bu arada. Tamam. Sonra gidip üçüncü dereceden bir üçüncü dereceden bir eğriyle bir doğrunun arasında kalan alanı bulmaya çalışırken bu deltasını falan hesaplamaya kalkıyorsunuz. Böyle şeyler yapmıyoruz. Çünkü delta dediğimiz, diskriminant dediğimiz olay ikinci dereceden denklemlerin bir ürünüydü. Bunu da sakın unutmayın. Anlaştık. Şimdi ne diyor ki? X küp eğrisiyle y eşittir 4x doğruları arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle sevgili gençler, bunu kafamızda bir canlandırmaya çalışalım. Şöyle ki benim x küp dediğim eğri şöyle bir eğri arkadaşlar. Şu şekilde bir eğri ve y eşittir 4x dediğimiz doğru da şöyle bir doğru arkadaşlar. Tamam, orijinden geçen bir doğru. Ve gördüğünüz üzere de burada iki tane farklı noktada kesişecekler sevgili gençler. Şimdi bu kesiştikleri noktaları tabii ki bilmiyoruz ama hem x küp eğrisi hem de y eşittir 4x eğrisi ikisi de orijine göre simetrik. Yani tek fonksiyonlar oldukları için bu arada kalan bölgeler eğer bir tanesine ben a dersem tabii ki diğeri de a olmak zorunda. O halde ben diyorum ki şurası zaten orijin. Şunu bulursam buradan buraya kadar olan ve arada kalan alanı hesaplarım. Hesapladıktan sonra da bulduğum cevabı 2 ile çarparım ve gerçek sonuç ortaya çıkar derim. Yani gidip de buradan buraya kadar hesaplamak zorunda değiliz. Ki integralini hesaplarsanız, yani buradan buraya kadar integral hesaplarsanız elinizde koca bir sıfır kalır. Neden sıfır kaldığını da söyleyeyim, hemen hatırlatayım yani. Çünkü arkadaşlar x küp de 4x de tek fonksiyondu. Simetrik olduklarını söylemiştik. Ben burayı 4 bulursam, eksi 4 bulursam burayı 4 bulacağım. 3 bulursam eksi 3 bulacağım. Eksi 2 bulursam 2 bulacağım. Ve simetrik aralıklarda tek fonksiyonların integralleri sıfırdı. Bundan kaynaklı cevabı sıfır bulursunuz. Dolayısıyla dediğimiz gibi yaparsanız, yani sıfırdan buraya kadar hesaplayıp da 2 ile çarparsanız daha rahat edeceksiniz. Kafanız rahat eder. Şimdi sevgili arkadaşlarım, ben şu kesişim noktalarını bir bulayım. Nasıl bulacağız? Tabii ki fonksiyonları birbirine eşitleyeceğiz. Peki, eşitleyelim. X küp eksi 4x eşittir 0 dedim. Yani bunu bu tarafa gönderdim ve x parantezini aldığım takdirde x kare eksi 4 eşittir 0 diyorum. Bakın nerelerde kesişiyorlarmış. Bir 0'da, bir eksi 2'de, bir de artı 2'de. 0 burasıydı zaten. Kesiştiklerini biliyoruz. Demek ki eksi 2 burasıymış, artı 2 de burasıymış. Güzel. Şimdi ne yapacağız demiştim ben. 0'dan 2'ye kadar. Dikkat edin. Üstte kalan bu. Altta kalan bu 0 ile 2 aralığında, gördüğünüz üzere. Üstte kalan 4x'ten altta kalan x küpü çıkarıyorsunuz ve integralini alıyorsunuz. Ve bulduğunuz cevabı da 2 ile çarpacaksınız. Bu da bize alanı verecek. Pekala. 4x eksi x küpün integralini hesaplayalım. 4x kare bölü 2'den 2x kare. X üzeri 4 bölü 4 diyorum x küpün integraline de. Ve 0 ile 2'yi yerine yazacağım ve çıkan sonucu da 2 ile çarpacağım. Bu 2 ile çarpma olayını lütfen unutmayalım arkadaşlar. Pekala. 2'yi yerine yazarsanız 8 eksi 4, 0'ı yerine yazarsanız zaten 0 gelir ve alanımız kaçmış? 4'müş. Yani buradaki a dediğimiz şey 4'müş. E burası da 4 birim kare hocam. Bana alan sorulmuştu ya. 4 artı 4'ten cevaba ne diyeceksiniz? 8 birim kare diyeceksiniz sevgili gençler. Devam ediyorum bir diğer sorumla. Yukarıda y parabolü ve y eşittir 3 doğrusu verilmiş. Bakın y parabolü bu. Ve eşittir 3 doğrumuz var. Bu doğru ve parabolün arasında kalan kapalı bölge. Bu parabolle doğrunun arasında kalan kapalı bölge şurası. Şimdi arkadaşlar bunların nerede kesiştiğini falan bulacağız. Ama ben size şurada bir şey söylemiştim. Demiştim ki eğer parabolle doğrunun arasında kalan bir alan varsa, soru size bunu soruyorsa, siz ne yapacaktınız? Bu parabolle, yani 4 eksi x kare ile 3'ü birbirine eşitliyorsunuz. Bunları bu tarafa gönderelim. Böylelikle x kare eksi 1 eşittir 0'a ulaşırsınız sevgili arkadaşlarım. Pekala. Bunun da deltasını bulacaktık.
B'miz 0 zaten. B kare 0. Eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 1 dediniz ve deltayı 4 buldunuz. Şimdi deltamız 4 ise benim alanım neydi? Alan delta kök delta bölü 6 a kareydi. Pekala, deltamız kaçtı arkadaşlar? 4. 4 çarpı kök 4 2 bölü a'mız 1 olduğu için bölü 6 diyorum. Yani benim cevabım ne olacakmış? 2'ye böldüm 2'ye böldüm 3. Cevap 4 bölü 3 olacakmış sevgili gençler. Umarım anlaşılmıştır. Devam edelim arkadaşlarım. Bir sonraki sayfamla. Yukarıda f ve g fonksiyonlarının bize grafiği verilmiş. F yeşille. F yeşille sevgili gençler. G de turuncuyla gösterilmiş grafikte. Tamam, şöyle yapalım, karıştırmayalım. Şimdi burası 6 birim kareymiş. Burası 9 birim kare. Ve C olan, C denilen küçük yerde 4 birim kareymiş. Pekala. Deniliyor ki eksi 5'ten 4'e kadar. Bakın eksi 5 burası, 4 de burası. Yani tamamında fx'ten gx'i çıkar demiş. Şimdi fx'ten gx çıktığı için yeşilden turuncuyu çıkardığımız için burası pozitif gelecektir, 6. Yeşilden turuncuyu çıkardığımız için burası negatif gelecektir, eksi 9. Ve yeşilden turuncuyu çıkardığımız için pozitif gelecektir, 4. 6 ile 4'ü topladım, 10. 9 çıkardım, 1. Yani sevgili gençler, eksi 5'ten 4'e kadar burasının hesabı 1 yaptı. Eksi. Eksi 5'ten 4'e kadar bu sefer G'yi, G'den F'i çıkar demiş. E şimdi ben eksi 5'ten 4'e kadar G'yi çıkarırsam bu sefer burası eksi 6, burası 9 ve burası da eksi 4 gelecekti. Toplamı da eksi 1 olacaktı. Yani şurası da kaçmış? Eksi 1. 1 eksi eksi 1'de 1 artı 1'den kaç yapar? 2 yapar ve cevabımız da 2 gelir sevgili gençler. Unutmayın. Unutmayın, alan sorulmuş olsaydı çok çok daha farklı olacaktı cevabımız. Devam ediyorum bu örnekle ve sanırım son örneğimiz, aynen öyle. Unutmayın sevgili gençler, altta 3 tane test var ve bunlar sizin ödev sorularınız. Ödevlerinizi yapmaya gayret gösterin arkadaşlar. Ödevlerinize çözemediğiniz soruları da yine her zaman olduğu gibi ben çözeceğim. Yani bu videonun çözümlerini yapacağım. Çözümlerini içeren bir video paylaşacağım. Oradan da çözümlere bakabilirsiniz. Ama öncelikle unutmayın ki gayret göstermeniz lazım. Gayret gösterip kendi çözdüğünüz zaman konuyu benim anlatırken anladığınızın 4-5 katı kadar fazla anlayacaksınız. Bunu da sakın unutmayın. Benden size bir abi tavsiyesi. Evet gençler, sorumuza bakalım. Yukarıda fx eğrisi ve d doğrusu gösterilmiş. Fx eğrisi turuncu, D doğrusu da sarı doğru. Eksi 2'den 4'e kadar fx'de x 21'miş. Şimdi yani sevgili gençler şöyle. Fx'de x'den bahsetmiş. Bakın fx'in altında ve x80'in üzerinde kalan alandan bahsediyor. Yani ben şunu şöyle çizeyim. Şurayı da şöyle çizeyim. Tamam mı? Ve burayı şöyle gösterelim arkadaşlar. Bakın şu kısım var ya, benim boyadığım kısım. Şöyle boyayayım. İşte sevgili gençler, burası 21'miş. Pekala, burası 21, eyvallah. Şu kısım kaç birim? 6. Peki şu kısım kaç birim? Burayı bulabilir miyiz? Bence buluruz. Hani vermemiş ama bulabiliriz. O yeteneğimiz var. Allah çok şükür. Peki nasıl bulacağız? Bakın arkadaşlarım, 2'ye 2 yani eğim 1. 2'ye 2 ise burası 6 değil mi? O halde burası da 6'dır diyebilirim. Böylelikle şu kısım 6 birim. Burası da 6 birim. 6 kere 6 36 bölü 2'den üçgenin alanı ne gelecektir sevgili gençler? Şurası 6, burası da 6. 18 gelecektir. Şimdi şu kısım 18'miş bakın. Burası 18. Peki burası kaç birim kare olur o zaman? Şu kısım kaç birim kare olur? 21'den 18'i çıkarırsınız ve dersiniz ki hocam burası da 3 birim kare. Pekala, bize sorulan şey ne? Boyalı bölgenin alanı. Boyalı bölgeden kastı ne? Bakın sevgili gençler, PDF'lerimize ne kadar görünüyor bilmiyorum ama şu kısım bizim boyalı bölgemiz. Ben boyamıştım orayı ama yani benim ekranımda görünüyor fakat sizde görünüyor mu bilmiyorum. Bize zaten neresi sorulmuş? Buradaki 3 sorulmuş. O halde cevabımız da 3 birim karedir diyebiliriz sevgili gençler. Evet, integrali de bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Türevden çok çok daha basit olduğunu siz de gördünüz. Yani türevde inanılmaz farklı olaylar var. Yani iki fonksiyon çarpılıyorsa bile
türevini farklı alıyorsunuz. Bölünüyorsa türevini farklı alıyorsunuz. Bir fonksiyonun üssü varsa türev çok çok daha farklı alınıyor. Bileşke fonksiyonların türevi apayrı bir şekilde alınıyor. Zincir fonksiyonun türevi vardı. Apayrı bir dünyaydı. Dolayısıyla sevgili gençler, bir de türevde türev 1, türev 2 diye ayırıyoruz. Geometrik yorumu da var. O geometrik yorumu. Daha sonrasında maksimum minimum problemleri var. Türev yardımıyla fonksiyon grafiği çizme var. Dolayısıyla sevgili gençler, türev apayrı bir dünya. Yani çok geniş bir yelpazesi var türevin. Ama integralde durum bundan ibaret. Belirsiz integral, belirli integral ve integralde alan. Tabi arada Riemann toplamı var ama Riemann toplamının sınavda çıkma yüzdesi, çıkma olasılığının yüzdesi bile bence %5'ten az. Dolayısıyla sevgili gençler, dediğim gibi durum bundan ibaret. Belirsiz integralde integral alama yöntemleri var. Basit. Belirli integral sadece alt ve üst sınır belirliyorsunuz. Bu kadar. Ve onları yerine yazıp sonucu buluyorsunuz. En can sıkıcı yeri sevgili gençler, yani can sıkıcı yeri derken sizin kaleminizi yoracak, bileğinizi yoracak kısmı değişken değiştirme. Onda da zaten bir önceki videolarda söylemiştim. 3 tane kendi başınıza adam akıllı örnek çözün. Yani onu gayret gösterin ve çözün, sonuca ulaşın. 3 tane fazla değil. O örneklerden sonra zaten göreceksiniz ki tamam kaptım ben bu işi diye sokakta gezmeye başlayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlarım, videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ödev sorularının çözümlerinde görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da bir zahmet unutmayın.